ödül dağıtıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ödül dağıtırken diyor ki sanatın ve sanatçının yanında olduk. Biz buna nasıl inanabiliriz ya? Ben ben sana ben buna nasıl inanacağım? Gerçekten. Siz inanıyor musunuz yani sanatın ve sanatçının yanında olduklarına? Özellikle Cumhurbaşkanlığı. Ya bu ülkede Gülşen'in başına gelmeyen şey kalmadı. Demediğinizi bırakmadınız. Kadını hapise yolladınız. Nasıl sanatın ve sanatçının yanındasınız? Nasıl her farklı görüşe saygı duyuyorsun? Bırakalım Gülşen'i. Genel başkanı olduğunuz partinin belediyeleri tarafından. Kürt sanatçıların, işte İranlı sanatçı Mohsen Namjo'nun konserleri iptal edildi bu ülkede. Hangi sanatın? Hangi sanatçının? Doğru. Siz sanatın ve sanatçının yanındasınız ama hangileri? Size biat edenleri, size üretenleri, sizin dediğinizi yapanları, sizin uçağınıza binenleri, sizinle beraber şarkı söyleyip beraber tempo tutanları, sizi eleştirmeyenleri. Evet, siz o sanatın ve sanatçının yanındasınız. Siz onları destekliyorsunuz, siz onları büyütüyorsunuz ve aynı zamanda propaganda aracı olarak kullanıyorsunuz. Bu doğru ama kesinlikle kültür ve sanatın yanında olduğunuzu söylemek kabul edilemez bir şey. Neden? Daha geçen gün Emin Alper'in filmine verilen bütçe maddi destek faiziyle Geri istenmedi mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. Almadınız mı bunu? Faizle bir de. Gişede ederek korkulmadı mı bu film? Kurak günler. Kırdı. Hangi sanatın? Hangi sanatçı? Bu soruyu sormayacak mıyız ya gerçekten? Elbette soracağız. Ya. Çünkü siz kendinize göre kendi yandaşınızı oluşturduğunuz bir sanat camiasına hitap ediyoruz. Mesela hangi sanatçının yandasınız? Bunların hep hangisi bizim için kıstas? Çünkü hangisini sormazsak size sizin için sanat ve sanatçı kıymetli bir şeymiş gibi algılanır hangisini sorduğumuz zaman ise bir ayrım yapmak zorunda kalırız. Siz bu ülkede Aynur Doğan'ın konserlerine izin vermediniz. Bir de demokrasi adı altında bunları yaptınız bir dönem. Konserler yapabiliyorlar diye. Sizin belediyeleriniz izin vermedi. Birçok sanatçının. Sanatın ve sanatçının yanındaysanız geçen günlerde Mezopotamya Kültür Merkezi'nin bir etkinliğini iptal ettiniz. Yasakladınız. Hangi sanatın ve hangi sanatçının yanındasınız Sayın Cumhurbaşkanım? Siz sanatın ve sanatçının yanında değilsiniz. Siz tamamen kendinize biat eden ve sizlerin tercümanlığını yapan sanatın ve sanatçının yanındasınız bu çok açık ve Ülkemizde artık Türkiye'de eski baskıcı yasakçı günlerine döndüremeyecekler diyor. Biz var olduğumuz müddetçe, görevde olduğumuz sürece. Yani akla hayale sığmayacak cümleler, konuşmalar. İşte bir metin veriliyor Cumhurbaşkanımızın eline, onunla konuşuyor. Ama bir yandan da baskı olmayacak derken iki gündür, üç gündür biz bu ülkede iki tane eş başkanın nasıl abluka altına alındığını konuşuyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki eski baskıcı ve yasakçı günlere kimse döndüremeyecek. Biz bu ülkede görevde olduğumuz müddetçe. E, Kadıköy'deki görüntüler neydi Sayın Cumhurbaşkanı? Türkiye'nin 3. Partisi'nin eş başkanları neden abluka altına alındı? Yasakçı değiller. Özgürlükçüler ve demokratlar. Asla döndüremezler yani. Bu saatten sonra kimse bunu yapamaz. Onlar görevde ol olduğu müddetçe sadece kendileri yapabilir. Açıklamanın asıl özeti bu. Biz görevde olduğumuz sü sürece başkaları yasak yapamaz yani. Uygulayamaz. Başkaları baskı uygulayamaz. Neden? Sadece kendileri baskı ve yasak uygulayabilir. Onu da konuşmazlar yani.